Yıllardır Batı'nın sömürgesi olan, şimdilerde ise Çin ve Rusya'nın iştahını kabartan ham madde zengini kıta, Afrika. Kıtaya önce Avrupalılar, şimdi de Asya ve Avrasyalılar göz dikmiş durumda. Amaçları kendi refahları için ülkelerdeki zenginliklere ulaşmak. Amacı bu olmadan bölgeyle ilişki kuran tek ülke Türkiye. Ankara son yıllarda Afrika kıtasıyla iyi ilişkiler kurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başbakanlığı döneminden bu yana kıtaya onlarca kez ziyaret düzenledi, ülkelerin kalkınması için ortak projeler üretildi, üretilmeye de devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kıtaya düzenlediği son ziyarette de önemli anlaşmalar imzalandı. Sömürgeleri ellerinden kayıp giden Batı bundan oldukça rahatsız. En çok da Fransa huzursuz. Fransız medyasında Erdoğan, Çin, ABD ve Rusya ile çatışmadan ama Fransa'yı yenerek Afrika'da etkin olmayı başardı yorumları yapıldı. Devlet kanalı France 24, Afrika'daki Türk cazibesi ifadesini kullandı yayınında. Ziyaretlerde kilit sözleşmeler ve göz ardı edilmemesi gereken ticari bir yön olduğuna işaret etti. Le Figaro gazetesi ise Erdoğan Afrika'daki varlığını güçlendiriyor başlıklı yayınında İHA ve SİHA'lara da vurgu yaparak Erdoğan ABD, Çin, Rusya gibi güçlü ülkelerle çatışmadan akıllıca nüfus geliştirdi ifadelerini kullandı. Katar merkezli küresel yayın kuruluşu El Cezire de Türkiye Afrika ile bağlarını derinleştiriyor başlıklı haberinde Türkiye'nin iş modelinin diğer aktörlerin aksine hızlı, pratik ve etkili olduğunu vurguladı. Özellikle Batı Afrika'daki son hamlesinin Fransa'yı sarstığına işaret etti. Sadece bu başlıklar ve haberlerin satır aralarına bakıldığında bile Türkiye'nin Afrika'da attığı adımlardan Batı'nın nedenli çekindiği ve rahatsız olduğu açık açık görülüyor. Türkiye'nin Afrika'da attığı her adım elbette kıtayı kendi arka bahçeleri olarak gören eski sömürgecileri rahatsız ediyor. Ülkemiz aleyhinde Batı'da yürütülen kampanyaların gerisindeki sebeplerden biri de budur. Kimse kusura bakmasın. Biz Afrikalı dostlarımızla ortak bir gelecek inşa etmeyi, dolayısıyla sömürgecilere rahatsızlık vermeyi sürdüreceğiz. Türkiye, kıtadaki ülkeler tarafından davet ediliyor, ortak projeler yapılması bizzat o ülkelerin yöneticileri tarafından isteniyor. Neden? Çünkü Türkler, Batılılar gibi sömürmek için değil, birlikte kazanmak için geliyor. Hiç şüphesiz Türkiye'nin Afrika'ya bakışı Batı ülkelerinden çok farklıdır. Tarihinde sömürgecilik lekesi ve katliam ayıbı bulunmayan bir ülke olarak kıtaya insan merkezli yaklaştığımızı muhataplarımız da görüyor. Bunun için de özellikle bizi farklı bir yere koyuyorlar. Tabii asırlardır sömürülen siyasi, sosyal ve ekonomik düzeni bu şekilde kurulmuş bir coğrafyada mesafe kat etmek öyle kolay olmuyor. Türkiye'nin karşılıklı saygıya, muhabbete, dayanışmaya, birlikte kazanmaya ve paylaşmaya dayalı politikaları artık yavaş yavaş kök salmaya, taban tutmaya, karşılık bulmaya başlamıştır. Türkiye, Afrika'da başka bir şey daha yapıyor. Ziyaretlerde Batı'nın sömürgeci olduğu, onların bu topraklara zarar verdiği ifade ediliyor. Zaten sömürgecileri rahatsız eden durum da tam olarak bu. Çünkü Batı, Afrika'yı hep sömürülecek alan olarak görüyor. Fundamental to the global prosperity of the advanced countries. Okay? And Africa had a role to play. It has a role as a raw material producer. We will not allow sub-Saharan Africa to escape that. Okay, we do everything to keep sub-Saharan Africa where it is, also impoverished. It's absolutely vital for the prosperity of everyone else. So let's get clear about that. Okay, and this means all the economic structures, all the global institutions, and the economics we teach everyone is all designed to keep Africa exactly where it is. And whether it is Europe or US or now China, it's always the same. Batı'nın kendi sistemini, kıtanın sömürülmesi üzerine kurduğunu 2015 yılında ekonomi profesörü Howard Nicholas
bir konferansta açık açık işte böyle anlatıyor. We need Africa to be impoverished because we need those raw materials and we need them dirt cheap. Okay, so that's the message. It doesn't mean to say that there's nothing Africans can do. Of course there is. Okay, but this is the opposition that they're fighting. This is what it's about. Because if Africa does do something different, I assure you living standards of all those in Europe and North America and Asia is going to fall. Okay? And that is a big price to pay. I assure you that the West is not going to allow that without a big fight. And why I keep the ideology part there is because we are part of the producers of ideology. At universities and academic institutions, we are complicit in this whole enterprise. Okay, so the job of many Western academics is to convince Africans they have to keep doing what they're doing. Okay, and to show them it's your fault that you're poor. It's not our fault. It's your fault that you're poor. You know, so this is what we do in academic institutions, and I want to show that as well. İşte Batı sömürgesinin yani ham madde kaynağının elinden kayıp gitmesine karşı. Bu sebeple de Türkiye'nin kıtada olmasını engellemeye çalışıyor ama başaramıyor. Çünkü ülkeler Türkiye'nin kendi yanlarında olmasını istiyor ve halkların isteğinin önünde hiçbir güç duramaz.